istiyorum. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, önce Doğu Akdeniz'de Rumlarla, Ege'de de Yunanistan'la yaşanan gerginliğe dair açıklamalar yaptı. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye desteği de Erdoğan'ın gündemindeydi. Adeta bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Ya bu nasıl NATO üyeliğidir? Bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır? Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri neyse, Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD-YPG'ye silah desteğinden sonra para yardımı kararı almasını da eleştirdi. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD'ye, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir ve etkilemektedir. Erdoğan konuşmasında Perşembe günü Ankara'ya gelecek olan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da mesaj gönderdi. Bu iş hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun adı ortak veya bir müttefik veya model ortaklık olmaz. Türkiye Manbij'de bizi hedef alırsa şiddetli karşılık veririz diyen Amerikalı komutan da Erdoğan'ın gündemindeydi. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız. Ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken de Afrin operasyonu siyasete alet edilmemeli diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert çıktı. Yani bir Genelkurmay Başkanı'ndan emekli de olsa böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz yani. Ne demek? Afrin harekatı siyasete alet edilemez. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil. Yazıklar olsun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonunu değerlendirdi. Vatan görevi, ordumuzun yaptığı mücadele, Türk halkının, Türk milletinin mücadelesidir. Erdoğan'ın mücadelesi değildir bu. Onu siyasallaştırmak doğru değildir. Ordu hepimizin ordusudur. Hepimizin çocukları, hangi görüşten olursak olalım, askere giderler. Askerliklerini yaparlar. Vatani görevdir bunun adı. Parti görevi değildir. Vatani görevdir. Şimdi siz vatani görevi parti görevine dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun adı orduya da vatana da ihanettir. Sana buna izin vermem. Kusura bakma. Kılıçdaroğlu Manadası iddiası üzerine de açıklamalar yaptı. Yani diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının getirip bize verdiği belgelerle Halk Bankası'nın ve MASAK'ın mali suçları araştırma kurumunun verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? İstifa edecek misin? Namusun, şerefin
ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmasın. Sahte diyordun. Sahte diyordun. Avukatın da sahte diyordu. Yandaşların da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. E verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Afrin Zeytin Dalı harekatını değerlendirdi. Gerekirse Afrin'e ben de giderim, taşıdığım canı seve seve veririm sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, istismara kalkanlar, hadi bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutunmuş kripto peyedeller, demokrat kısveli PKK muhipleri, fırsat kollayan gizli FETÖ ayranları, yüreğiniz yetiyorsa, aklınız kesiyorsa şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım. Gerekirse Afrin'e giderim sözüne gelen eleştirilere bu şekilde cevap veren Bahçeli, Afrin operasyonu siyasete alet edilmemeli diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a da sert çıktı. Neymiş? Zeytin Dalı harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken en siyaset doğru değilmiş. Bunu söyleyen Genelkurmay eski başkanı Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete alet eden kimdir ya da kimlerdir? Kimi kastediyorsunuz? PKK, PYD, YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden, işbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden kocunmuşlardır? Bahçeli konuşmasında muhalefet partilerini de sert bir şekilde eleştirdi. CHP ile HDP alenen pişti olmuş. Aynı kazanda kaynamışlardır. Boşuna söylemiyorum. Ha CHP, ha HDP. Ha CHP, ha İP. FETÖ, PKK, PYD. Bunlar arasında herhangi bir fark yoktur.